Koronavirüsle mücadele devam ederken bir yandan yeni normalleşme süreci de devam ediyor. Bu süreçte çalışma alanlarının standartları yeniden belirleniyor. Ofisler, koşullar ve sistemler tamamen değişiyor. Türkiye'nin çalışma düzeninde yeni normaller neler olacak? Yeni ofisler ve çalışma düzenimiz nasıl şekillenecek? Hemen bu soruların cevaplarını almak için sözü muhabirimiz Adem Hançer ve konuğuna bırakalım. Tüm dünya uzun bir süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Tabii Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs hayatımızı baştan sona değiştirdi diyebiliriz. Özellikle iş yaşantımızı ve ev yaşantımızı çoğumuz artık bir müddet aslında çalışmalarını evden yürüttü. Evini bir ofis gibi kullandı. Tabii zaman zaman iş yerlerine dönüşler oldu. İnsanlar hayatlarını normale çevirmeye başladı. Ancak koronavirüs bir süre daha devam edecek. Bütün yaşantımızı değiştirdi dedik. Özellikle iş yaşantımızı. Ancak evde çalışırken ortamımız ev ortamı sonuçta. Bu yaptığımız işi nasıl etkiledi? Çünkü dediğimiz gibi birçoğumuz evde çalışmak zorunda kaldık ve hala da çalışmaya devam edenler var. Bununla birlikte tabii şu da var, artık yeni bir dönem, yeni bir çalışma düzeni. Bu konuda da Türkiye'nin en köklü firmalarından bir tanesindeyiz. Ne gibi geliştirmeler yaptılar, ARGE çalışmaları yaptılar, neler yeni artık yeni iş hayatında, koronavirüsle mücadele döneminde. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gök yanımızda. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ofisinize geldik. Etkilenmedik değil. Artık bambaşka bir konseptle karşımıza çıktınız diyelim. Bu süreçte neler yeni olacak? Neler değişecek? Şöyle, ofis ortamı aslında daha da önemini kazanmış vaziyette. Evet. Çünkü bugün daha öncesinde workplace dediğimiz, yani çalışma alanını bir bina ile tanımladığımız yerin dışına bundan sonrasında bir hibrit çalışma modeli var. Bu hibritin içerisinde şirket merkezi stratejik bir merkez. Evet. Bu merkez içerisindenin haricinde uydu ofislerin olması, yine bölgesel ofislerin olması, evden çalışma, uzaktan çalışma ve yine aynı şekilde de coworking diyeceğimiz bir takım yerlerin önemi de ortaya çıkacak. Evet. İnsanların mekanlarla ilgili beklentileri de tabii çok hızlı değişiyor. Çünkü evet, aslında sağlığın birincisi başta ne kadar önemli olduğunu önümüzde gördük. Evet. Bu dönem içerisinde sağlık, yani zaten 2030'ların, 2020'lerden sonra 2030'lara doğru geçerken en önemli konu sağlık olarak ortaya çıkıyor. Sağlıkta da biz aslında senelerdir yaptığımız bir takım işler vardı. Bunların önemleri iyice ortaya çıktı. Burada ara panolar eklendi. Evet. O ara panolar şeffaf veya kapalı ara panolar, kolay temizlenebilir. Efendim özür dilerim. Aslında ortopedik olarak siz büyük anlamda çalışmalar yaptınız. Bunun üzerine bir de koronavirüs eklendi. Evet. Şimdi şöyle, aslında son 4-5 senedir, aslında Avrupa'da son gelişmiş pazarlarda son 20 senedir beklentisi olan bir iş, evet, yükseklik ayarlı masalardı. Bir yandan da buraya gidelim. Öteki tarafta da ofis koltuğu, evet, bizim aslında şu dönemde evden çalışmada da, evet, en çok talep edilen şeyler geçmiş olduğumuz son 4-5 ay içerisinde ofis koltukları oldu. Çünkü evet, insanlar bugüne kadar 8 saat evden masa başında çalışmamışlardı. Evet. Bu nedenle de ciddi vaziyette bel ağrıları, omuz ağrıları gibi işte birçok şeyi rastladılar. Evet. Ofis koltuğu bizim açımızdan tabii son derece önemli. Yani insanın, her birinin insanın boyutu farklı. O boyuta göre ayarlanması, malzemenin farklı bir şey, evet, şekilde sizi desteklemesi son derece önemli. Bu isterseniz evde olan bir çalışma alanında olsun, ister ofiste olan bir alanda olsun. Bu dönemde gördüğünüz üzere özellikle teknolojinin içerisindeki değişimler bize uzaktan çalışma imkanlarını getirdiler. Aynı zamanda da mekan içerisindeki mekan tanımları, evet, gibi bir takım mekanlar ortaya çıktı. Evet.
Evet. Şimdi burada mobil kabinler, telefonla uzaktan konuşmanın sağlanabileceği, sessiz bir anda acil ihtiyaçları doyabilecekleri mekan tanımları çıktı. Bunların içerisindeki hava kalitesi tabii son derece önemli. Biz bu hava kalitesini... Şimdi şöyle diyelim, şimdi biz aslında yayın öncesinde inceleme fırsatımız oldu. Evet. İçerisinin bambaşka bir havası var diyelim. Ve şöyle bir bambaşka havası var. Bakın ben konuşmaya devam edeyim. Evet. Siz de konuşmaya şimdi, devam edin. Şimdi Güran Bey içeri girdi. Güran Bey'i duymuyoruz çünkü tamamen burası sessiz bir oda. Birçoğumuzun istediği o sessiz ortam. Aynen o. Yani biz bazen, çünkü ofiste çok ses var bazı yerlerde. Halbuki bir andaki sessizlik, bir andaki fokus alanlarına da ayrıca ihtiyaçlarımız var. O nedenle bunların çok farklı ebatlarını da üretir hale geldik. Kısa bir tavsiye alacağım sizden evde çalışanlar için. Oturması, kalkması, seçeceği koltuğu, masası. Şimdi şöyle... Farklı bütçelerde farklı şeyler var. Evet. Ama bugün uzun sürelerde evde bir çalışma alanında duracaksak aslında yükseklik ayarlı mobilyalar eve doğru da gidebiliyor. Evin içerisindeki malzemelerde şöyle bir durum var. İster istemez evde tabii ki çalışma alanı, çok fazla çalışma alanı olmayacak belki. Evet. Bunu küçük bir köşe olarak düşüneceksiniz. Burada 120 ila 140 santim arasında bir masanın bence bir faydası var. Yine düzgün bir çalışma koltuğunun faydası var. Bu çalışma masanın yükseklik ayarlı olması aslında size şu imkanları sağlıyor. Dönüp sandalyeyi işiniz bittiği anda belki masanın altına ittirmeyi de şey yapabilirsiniz. Yani bir mekanda bir fayda sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda da yani çocuğunuz farklı bir yükseklikte çalışabilir. Eşiniz farklı bir yükseklikte çalışabilir. Evet, herkes kullanabilir. Tabii uzunca bir süre daha biz tahmin ediyoruz ki önümüzdeki sene ortasına kadar falan bu iş bayağı ciddi bir şekilde devam edecek. Evet. Buna göre de önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum çalışmanız için. Sağ olun efendim. Evet. Güran Gökyayp, Nurus Yönetim Kurulu Başkanı, yeni teknolojilerden bahsetti. Birçok tavsiyesi oldu. Yeni ürünlerden bahsetti. Hayatımızı kolaylaştıracak koronavirüs döneminde sonrasında yeni neler var? Çalışmalar nasıl devam ediyor? Onlardan bahsetti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.